İpleri kestiler ve saniyeler sonra bir balon demetine bağlanmış bahçe sandalyesinin üstünde oturan adam bulutlara doğru yükselmeye başladı. Bir çeşit peri masalını andırsa da ister inanın ister inanmayın bu hikaye 1982 yılında yaşandı. Bir zamanlar daha kesin belirtmek gerekirse 1949 yılında Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde Larry Walters adında bir çocuk dünyaya geldi. Çocuk hep gökyüzünün hayalini kurardı. Ancak ABD Hava Kuvvetleri pilotu olma hayali gözlerinin zayıf olması yüzünden gerçekleşemeyecekti. Bu yüzden Larry kamyon şoförü oldu ve San Pedro'daki diğer kişiler gibi yaşamına devam etti. Ancak gökyüzüne olan sevgisiyle uçma hayalini hala kalbinde taşıyordu. Larry 13 yaşındayken aklına gelen bir fikri hatırladı. O zamanlar bir askeri malzeme mağazasının tavanına asılmış uçan balonları ilk kez görmüştü. Balonlar havada asılı duruyordu ve gençleri neden bunları kullanmıyorum ki diye düşündü. Sonuçta içi helyumla doldurulmuş balonlarla uçmak için pilot lisansına ihtiyacınız olmazdı, değil mi? Böylece 33 yaşındaki Larry 20 yıl sonra hayallerini hayata geçirmeye karar verdi ve uçuş için hazırlıklara başladı. Deney için kaç tane balona ihtiyacı olduğunu bulmak için bazı hesaplamalar yapması gerekiyordu. Helyumun kaldırma kuvveti litre başına 1 gramdır. Bu bir balondaki 10 litre helyumun 10 gram kaldırabileceği anlamına geliyor. Sıradan bir Luna Park balonunun çapı yaklaşık 30 santimetredir ve içine 14 litre helyum dolabilir. Buna göre balonun ve ipin ağırlığını saymazsanız yaklaşık 14 gram kaldırabilir. Yani 80 kilogram ağırlığındaki bir kişiyi kaldırmak için inanılmaz bir sayı olan 5700 balona ihtiyacınız var demektir. Ancak askeri malzeme mağazasında satılan 3 metrelik ihtiyaç fazlası balonları alırsanız uçmak için yalnızca 8 kadarına ihtiyacınız olacaktır. Larry hep hayalini kurduğu şeyi kafasına koymuştu ve uçan balonları almaya karar verdi. Kız arkadaşıyla birlikte 45 adet uçan balon ile helyum tankı aldı. Bunun bazı soruları gündeme getireceğini biliyordu. Bu yüzden buna hazırlı olmak maksadıyla Filmfare stüdyolarının bir çalışanı olduğunu ve bir televizyon reklamı için balonlara ihtiyacı olduğunu belirttiği sahte bir evrak düzenledi. Olayı gerçekleştirecekleri 2 Temmuz 1982 tarihinde balonları helyumla doldurdular. Onları İlham 1 adını verdikleri bahçe sandalyesine bağladılar ve ihtiyaç duyulacak malzemeler olan birkaç sandviçi, bir şişe kolayı, bir kamerayı, bir telsizi ve saçma mermilerini paketlediler. Saçma mermileri ne içindi peki? Larry, Mojave çölüne ulaşmayı ve güvenli bir şekilde inmek için balonları vurup patlatmayı planlıyordu. Böylece daha sonra bahçe sandalyesi Larry takma adı verilen Larry bir paraşüt takıp arkadaşlarından cipine bağlı ipi kesmelerini istedi ve gökyüzüne doğru yükseldi. Planladığı 5 kilometreden daha yükseğe çıktı. Larry Long Beach'in üstünde ilerliyordu. Long Beach hava koridorunu geçti ve son olarak Los Angeles Uluslararası Havaalanı tarafından kontrol edilen hava sahasına girdi. Yüzüne güçlü bir rüzgar esiyordu ve hızı durmak için ideal değildi. Larry endişelenmeye başlamıştı ki orada olduğunu bildirmek için telsiz vasıtasıyla hava trafik kontrolündekilerle temasa geçti. En az iki yolcu uçağı havada seyahat eden bu kişiyi tespit etti ve hava trafik kontrol merkezine ve Federal Havacılık İdaresi'ne gökyüzünde tuhaf, tanımlanamayan bir uçan cisim olduğunu bildirdi. İşler kontrolden çıkıyordu. Larry çok daha yükselmişti. Daha hızlı gidiyordu ve planladığından çok daha fazla ilerliyordu. Yere inmek istedi ama balonları patlatınca dengesini yitirip yere çakılmaktan korkuyordu. Kalkıştan 45 dakika sonra balonların bazılarını patlattı ve yavaşça alçalmaya başladı. Bundan 45 dakika sonra yere sağ salim inmişti. Maceraperest gezgine hiçbir zarar gelmemişti ama çevredeki insanlar orada olduğunu bilmese de varlığını hissetmişti. Çünkü Long Beach'teki elektrik hatlarına dolanan balonlar 20 dakika süren çok büyük bir elektrik kesintisine neden oldu. Larry yaralanmamış ve rüyasını gerçekleştirmiş olsa da yere indiğinde beklediği hoş geldin partisiyle karşılanmadı. Long Beach'teki yetkililer onu tutukladı fakat kısa bir süre sonra federal havacılık düzenlemelerini ihlal etmekten ve o sırada uçuşa elverişlilik sertifikası bulunmayan bir sivil hava taşıtını kullanmaktan $4000 para cezasına çarptırdı. Olayın ikinci kısmından daha sonra vazgeçildi. Çünkü hava taşıtı bir bahçe sandalyesiydi ve mevzuatta böyle bir taşıtın bilgisi geçmiyordu. Bu yüzden kendisine sadece $1500 para cezası verildi ve adam ünlü oldu. Bir süre sonra yaptığı röportajlardan birinde Larry, bu uçuş
yapmam gereken bir şeydi. 20 yıl boyunca bunun hayalini kurmuştum ve eğer bunu yapmasaydım sonum bir akıl hastanesi olurdu, dedi. Harika uçuşunun ardından bahçe sandalyesi Larry, televizyonda Tonight Show'a ve David Letterman'ın sunduğu Late Night programlarına çıktı. 1993 yılı Darwin ödüllerinde kendisine risk alıp hayatta kalan kişi unvanı verildi ve Dallas'taki Kalın Kafalılar Kulübü'nden birincilik ödülü aldı. San Diego'lu bir müzik grubu olan Pinback, Walters adında bir şarkı çıkardı ve Austin'li bir sanatçı Egbo'da Larry Walters isimli bir çalışma yaptı. Bilmem gereken her şeyi aslında anaokulunda öğrendim adlı kitabın bütün bir bölümü Larry'nin uçuşuna adanmış, uçuşu hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin ve hayal gücünüzün gerçek anlamda göklere ulaşmasının harika bir örneği olarak kullanılmıştı. Hatta Sünger Bob Kare Pantolon çizgi dizisinin onun hikayesinden ilham alan Uçabilen Sünger adlı bir bölümü bile yapıldı. Tüm bunlar bahçe sandalyesi Larry'nin kendine olan özgüvenini artırdı, kamyon şoförlüğünü bıraktı ve diğer insanların da hayallerinden asla vazgeçmemeleri için onlara ilham verip cesaretlendirecek bir konuşmacı olmaya karar verdi. Ne yazık ki verdiği konferanslar başarılı olmadı ve ona para veya şöhret getirmedi. Belki yaşadığı hayal kırıklığı, belki de duyduğu sevgiden Larry ünlü sandalyesini yaşadığı yerdeki en büyük hayranlarından biri olan Jerry adlı bir çocuğa verdi. Bir süre sonra Smithsonian kurumu bir sergide sergilemek için Larry'den uçan taşıtını istedi. Larry o an sandalyesini birine vermiş olduğu için pişman oldu. Çünkü yaptığından artık geri dönemezdi. Jerry büyüdü. Ancak üstünde dengeleme için bağlanmış ipleri ve su bidonları bulunan sandalyeyi garajında muhafaza etti. Jerry, 2014 yılında sandalyeyi geçici olarak San Diego Havacılık ve Uzay Müzesi'ne verdi ve sandalye herkesin görmesi için orada sergilendi. Larry Walters, belki insanları motive etme konusundaki en başarılı konuşmacı olamamıştı. Ancak yaptığı işi takip eden epeyce insanı cesaretlendirmişti. Aslında Larry, uçan balonla uçma adı verilen yeni bir ekstrem spora ilham kaynağı olmuştu. Bu sporun meraklıları kendilerini iplere doladıktan sonra aynı ipleri uçmak için helyumla doldurulmuş kauçuk balonlara bağlıyorlar. 7 Temmuz 2007 tarihinde Oregon'daki bir benzin istasyonunun sahibi 105 adet helyum balonunu ve içi 75 litre suyla dolu plastik torbaları bir bahçe sandalyesine bağlayarak 386 kilometre uçtu. Yere inmek için o da balonların bazılarını patlatmak amacıyla saçma kullandı. Ancak daha sonra inişi daha yumuşak yapmanın yeni bir yolunu buldu. Bir yıl sonra bu mekanizmayı ikinci uçuşunda kullandı ve bahçe sandalyesi üzerinde 9 saat 12 dakika seyahat etti. 13 Ocak 2008 tarihinde Brezilyalı bir insan hakları savunucusu balonlarla uçma fikrini daha da ileri götürdü ve Arjantin-Brezilya sınırını bir iskemleye bağlanmış, içi helyum doldurulmuş 600 adet parti balonuyla geçti. 2 yıl sonra ABD'den bir gezgin bir ofis sandalyesiyle İngiltere'nin Chalock kentinden çıkıp Manş denizini aşarak Dover'ın beyaz kayalıklarının üzerinden Fransa'nın Dunkirk şehrine uçtu. Bu bir ofis sandalyesi üzerinde yapılan ve 4 saatlik harika doğal manzaraları olan bir yolculuktu. 3 yıl sonra aynı adam Atlantik Okyanusu'nu aşmaya çalıştı. Evet, doğru duydunuz. Balonlarla okyanus aşırı seyahat. Ancak bu girişim başarılı olamadı ve adam Newfoundland'a inmek zorunda kaldı. Bu arada bu adam National Geographic kanalı için Yukarı Bak filmindeki evi tekrar yarattı. Kendi ülkesi dışında bir yerde uçan balonları deneyecek kadar cesur olan bir başka gezgin de İngiltere'den çıktı. Adam 20 Ekim 2017 tarihinde Güney Afrika'da 25 kilometre uçtu. Guinness Dünya Rekorları kitabı şu anda helyum balonlarıyla 13 saat 36 dakika ve 57 saniye ile en uzun süreli uçuşu kayıtlarına almış durumda. Bu rekorun sahibi Amerikalı macera perest tüm Kuzey Carolina'yı baştan sona geçtiği bir uçuş yaptı. Bu kişi ayrıca yolculuğuna gündüz başlayıp geceyi 57 balonla uçarak geçiren ilk kişi oldu. Helyum balonlarıyla uçmak sizce eğlenceli mi yoksa tamamıyla çılgınca bir şey mi? Bana aşağıda yorumlarınızı bildirin. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Yalnız henüz hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Göz atmanız için daha 2000'in üzerinde birbirinden ilginç videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip üzerine tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.